Ön koltukların konumunu koltuğun yanında bulunan bu kontrol düğmeleriyle ayarlayabilirsiniz. Aracınızda güç ayarlı koltuk bulunuyorsa bu anahtarı ileri veya geri ittirebilirsiniz ve koltuk o yönde hareket eder. Anahtarın ortasını sürücü koltuğunun yüksekliğini ayarlamak için aşağı bastırın veya yukarı çekin. Koltuğu geriye yatırmak için istenen konumu elde edene kadar bu anahtarı geri ittirin. Arkasını dikleştirmek için anahtarı ileri doğru ittirin. Koltuk ayarı manuel yapılan araçlarda koltukları ayarlamak için bu kolları kullanın. Bu kolu bel desteğinizin sertliğini arttırmak veya azaltmak için kullanın. Koltuğunuz istediğiniz pozisyona ayarlandıktan sonra direksiyon simidinin pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Bu kolu aşağı çekin, içeri dışarı ve yukarı aşağı şekilde direksiyon simidini istediğiniz pozisyona getirin. Ardından direksiyon simidini yerine kilitlemek üzere bu kolu yukarı itin. Aracınızda ısıtmalı ön koltuklar mevcutsa bu düğmeleri kullanarak ısıtma ayarlarını yapabilirsiniz. Yüksek, orta, düşük ve kapalı arasında geçiş yapmak için arka arkaya basın. Aracınızdaki kafa yastıklarının orta kısımları yolcunun kulaklarının ortasına denk gelecek şekilde ayarlanmaları gereklidir. Kafa yastığını yükseltmek için yukarı doğru çekiniz. Alçaltmak için kafa yastığını aşağı doğru bastırırken tutma mandalına basılı tutunuz. Arka koltuklar katlanabilirdir. Hatchback modellerde koltuğu alçaltmak için koltuğun üstündeki bu düğmeye basın. Sedan modellerde bagaj kapağını açın ve aşağı katlamak istediğiniz koltuk arkası için bu kolu çekin. Daha sonra kapıyı açın ve koltuğu ileri katlayın. Koltuğu dik pozisyona geri getirmek için emniyet kemerlerinin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz. Daha fazla bilgi için lütfen kullanıcı kılavuzuna bakınız.